Olacak Mustafa, soruyorum. Bir dershane yapacağız. İyi ki tenkitleri kim yapar? Bunu mu? Dershanede çalışırken nereden sorun yapıyoruz? 3-4 hizmete koştururken ailemizi ihmal ediyoruz. O hata. Ama ilk önce ben açılışa dair bir yerler okuyayım. Tekrar euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi dershaneler ne demektir? Külliyatı araştırdım. Tek tek. Lazım olduğu kadar. Veya buraya gitmesi gereken cümleleri çıkarttım. Risale-i Nur'da medreseler ne demektir? Bir, buralar muhabbethanelermiş. Böyle anlatıyor, muhabbet. Psikoloji sorunlara 3 tane çözüm var. Bilmem gitti mi, dershanelerde yapıyorum Murat. Tamam mı, açılışın? Dershane nedir yani, burası nedir? Muhabbethaneler diyor Üstad. Burası için. Yani psikoloji sorunlar için 3 tane zeminde düzeltiliyor. Sohbet-i İhvan, Tilavet-i Kur'an, Münacat-ı Rahman. Buralar muhabbet hanelermiş. Başka? Terbiye haneler deniliyor. Dershaneler, günahlardan korunma limanı. Limanmış. Dershaneler, ilim yuvası. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın cennet bahçelerine uğrayınız. Cennet bahçesi dediği ilim yuvaları. İlim yerleri. Dershaneler, cehalet, karanlık ve zaaf imanlardan asıllarına geçme koridorlarıdır. Yani cehalet ve karanlık, içsel karanlık ve zaaf imandan aslı hakikatimize geçme koridorlarıdır. Fazla girmeyeyim, şu kadar söyleyeyim. Ne yaptığımızı fazla bilmiyoruz. Bilsek zaten çıkmazdık buradan. Şimdi burası koridor olarak açılmış öteye. Şu anda oradakiler bizi görüyor. Kitaplarda böyle geçiyor. Seyrediyorlarmış. Koridor. Buralar medrese-i Yusufiye'ymiş. Başka dershaneler talimlerin yapıldığı yermiş. Başka zemin yüzü, köyler nur medresesine dönmesi, zeminin yüzü nurlandıran yerlermiş. Dünya yüzünü nurlandıran yerlermiş. Nur, öteye verilen nur. Din tedrisatı yapıldığı yerler, cemiyetin hastalıklardan korunmuş, mahfuz kalmış Musa aleyhisselamın meçhul evleri gibi Kur'an'da. Ya Musa, git Firavun'a karşı meçhul evler edin. Yani herkes tarafından bilinmeyen evler. Meçhul evler. Ervah habiselerinden korunma tahassümgahları. Buraya ervah habisi giremiyor. Cin giremiyor. Ama kişi de olabiliyor. Varsa içinde. Çıkmamışsa duruyor. Hani ben de ne oldu, bende hala bazı sıkıntı var. Buradan dışarıdan içeri buraya gelemez, kişiyle gelebilir. Yani burada yağmur yoktur. Sen ıslanmış gelmişsen başka. Burada ıslanmamışsın. Buraya giremezsin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hususi açlıkları ve has elemanlarının Ashab-ı Suffa'nın yetiştirilen yerleri ki Medrese-i Kutsi-i Ahmediye denmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ashab-ı Suffa denildiği ve talebeleri yetiştiriyordu. Yetişenleri de başka memleketlere gönderiyordu. Böyle yerlermiş buralar. Buralar başka, mana ve maddenin noktayı iltisak zemini, yani madde ve mananın birleşme yeri. Düşüncelerde birleşiyor.
Başka? Fiilde birleşmiş. Mesela adam maddi imkanları vardır. Ötekisinin de ilmi özelliği var. İkisinin birleştirildiği yerdir. Başka? Melekütü hayatın mukaddemesidir. Korkunç bir şey. Yani şu anda içsel alemimizin oraya açılışını gösteriyor. Çanak anten. Ya abi nasıl ben buraya gelmeyle çanak anteni böyle koyuyorsun. Çanağı gördüğünü sen göremezsin. Bak bakalım semaya, uyduyu görecek misin? Bak bakalım uydudan ses çekebilecek misin? O demir çekiyor sadece. Ama senin gözün görmüyor. Çanak anten duyduğunu, gördüğünü televizyonda sana ifade ediyor. Buralarda çanak anten gibidir. Sana yansıtıyor. Senin bir meziyetin yok. Çanak anten getirip veriyor. Ama Zübeyir abinin dediği gibi Üstad Hazretleri'nin hastalemesi demiş ki buraların ne demek olduğunu bilseniz hiç kimse buradan çıkmazdı. Hatta ruhaniler o kadar sıkışık buraya hücum ediyorlar ki patlayacak gibi oluyormuş. O kadar varmış. Barla da anlatıyor. Yani sema ehli zemin ehline gıpta edermiş. Sema müekkel melaikeleri zeminin müekkellerini gıpta edermiş. Ah senin üzerinde bir iki adam, bir iki nefes, bir iki dakika Rablerinden bahsederler. Onlardan, onun hakikatinden bahsediyorlar diye sema melekleri yerdeki meleklere gıpta ediyormuş. Biz de orada bulunuyoruz. Buralara gıpta ediyor demek sana gıpta ediyor yani. Başka? Alemi gayb'takilere görüşme zemini. Sizi tanıyorlar. İnan vallahi böyle. Öyle geçiyor. Oradakilerin tanımak için. Kabe de öyle. Namazda da öyle. Tanınma yeri. Alemi gayb'takilerle görüşme zemini. Başka? Manaların cisimleştikleri zemin. Manaların içsel alemimizdeki böyle muayyenleşmemiş, böyle belirlenmemiş mananın burada muzakere ile, mudaveli efkar ile muayyenleşiyor. Yani belirleniyorsun, kimlik kazanıyorsun, kişilik kazanıyorsun kısacası. Ben buyum diyorsun ötelere ve buraya. Başka, berzahta medreselerin var olduğu ve bu alemlerle koridor olduklarını, alışveriş yapıldığı koridorlar ve tüneller olduğunu. Yani kabir ahiret değil. Dünya da değil. Bak kabir, şimdi ahiret kıyamet koptuktan sonra kurulacak haşir meydanı. Dünya değil kabir. Kabire alemi berzah deniliyor. Alemi berzahta dershaneler var. O dershanelerle bu dershaneler arasındaki koridor ve tüneller olduğunu söylüyor. Alışverişler yapıldığını söylüyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Dersin hürmetine söyleyeceğim. Dersin hürmeti için dershanenin. Hazreti Ali'yi düşünün radıyallahu anh. Koydunuz mu pergeli üzerine? Hazreti Ali hilafette dördüncü. Bir, Ebu Bekir. İki, Ömer. Üç, Osman radıyallahu anh. Hazreti Ali. Şimdi telefonları kapatın arkadaşlar. Tamam mı? Telefonları kapatın. Bak böyle dersin şeyi rahatsız veriyorsunuz. Hazreti Ali'deki ilim eğer Ebu Bekir sadakati yoksa, yani ilmin kıblesi yoksa ilim dalalete hizmet eder. Çünkü ilimle dalalete gidenlerin mezarlıkları doludur geçmişte. İlimle dalalete gidenler çoktur. Sadakatle dalalete giden yoktur. İlmin kıblesi olması lazım. İlmin kıblesi doğru sadakattır. Başka? Ebu Bekir. İlmin kıblesi muvazene ve muhakeme. Sünnet-i Seniye, Ömer. İlmin kıblesi mazi ve müstakbeli. Hali ve mazi ve müstakbeli. Kali
yani lisan ve lisanika, bir de mülk ve melekütün, yani Osman'ın, Osman radıyallahu anh, yani mülk ve melekütün kıblesi olması lazım. Yani kıble bu olması lazım ilme. Yani öyle bir ilim ki sırf mülk olmayacak. Öyle bir ilim ki sırf melekütü olmayacak. Ha, ikisini. Bunu bilen Hazreti Ali radıyallahu anh 23 sene bu üç halifeye başkomutanlık yapmış. Bir de Şeyhülislamlık yapmış onun raiyetinde. Yani onların hizmetinde çalışmış. Dolayısıyla ilmin kapısı, Hazreti Peygamber öyle diyor aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali ilmin şehrinin kapısıdır. Kapı bu ise Ömer nerededir? Şehri neresindedir? Osman nerededir şehri? Yani Ebu Bekir Sıdık nerededir şehri? İçeridedir. Yani ben şöyle diyordum. Hürmetine söyleyeceğim, diyeceğim şurası. İlmin kıblesi sadakattır derdi. Hatırlar mısın onu? İlmin kıblesi ihlastır derdi. Eksik olduğunu söylediler bana bu yerde. İlmin kıblesi doğru sadakattır. İlmin kıblesi, ben sadakat diyordum, hayır. Doğru sadaka. Adam batıla da sadakat ediyor. Batılda da ihlas var. Samimi. Adam davasına samimi. Batılda yoksa samimi yani. Doğru bir ihlas. Çünkü mesela son asrın 100 sene bir devlet değil, Arap Yarımadası'nı aldatan ve perişan bugüne kadar getirene sebep olan Lawrence'tir. İngiliz ajanı. İlmiyle yapmıştır. Kimleri aldatmış? Dikkat buyur, Türkiye'deki bazı hocaları değil, Arap Yarımadası'ndaki Arap alimleri aldatmış. Korkunç bir şey bu. Arap alimleri aldatmış Lawrence. 100 sene ve hiçbirisi de anlamamış. Kendi ölmeden önce itiraf etmiş. Peki niçin söyledin? Zihninize gelir. Ya insan bu kadar ilim sahibi, yani münafık olabilir mi? Batıl olabilir mi? Dalalet olabilir mi? Lawrence gibi son asırda alim yok ki kimse. Türkiye'deki hocaları değil, Arap Yarımadası'ndaki hocaları aldatmış Lawrence. Hem de 100 sene. Hiçbirisi de anlamamış. 10 sene Kabe'de abdestsiz namaz kılırmış abi. Evet. Kendi itiraf. Yani ilim, ne anlatmaya çalışıyorum? İlim netice değildir. Doğru bir sadakat kıblesi olması lazım. Belâ bin Bahura, Kur'an'daki ve hadisteki geçen kişi. Karun, enne rabbukumul âlâ, veya Karun, Musa Aleyhisselam'ın yakın akrabası, innemâ ututû âlâ ilmin, ben ilmimle yaptım dedi. Ebu Cehil, Ömer-ül Hişam'dır, cahillerin babası olmuş. Yani ilim netice değildir. İlmin kıblesi olursa, doğru bir kıble nedir? Doğru bir sadaka, doğru bir ihlas. O zaman ilim işe yarar. Yoksa batar gider ilimle. İlim netice değil arkadaşlar. Bildiğimin kıblesi varsa o ilim marifet olur. Bak, Arap Yarımadası, Türkiye'deki hocaları değil. Türkiye'deki aldatan bir hoca ile Lawrence, Arap Yarımadası'nı aldatan aynı olur mu? Ta orada 3 yaşında koydular, lehçe bile Arap, her şeyi. Devam ediyorum. Vefat eden nurcuların beraber bulundukları zemin. Yani hangi yerden gittin, unvan ile gittin, burası ödemiş. Ödemiş veya Manisa veya şu. Şimdi vefat ettin gittin. Orada berzahta seni dershaneye aldıkları zaman ödemiş Manisa dershanesinden geliyor diyecekler. Hafız Ali abi için söylüyor. Medreselerin açıldığını usta söylüyor. Buradan gidenleri karşılıyormuş. Bu şimdi diyecekler ki Manisa'dan kardeşimiz. Allah Allah. Ne ilginç bir şey değil mi? Enfüsçü diyecektir abi ya. Allah Allah, değil mi? Abi enfüsçü ödemiş ha?
Yani bu bize oyun geliyor da, o sekerat anı başladığı zaman Allah kimsenin başını vermesin için ama verecek olacak o. Ölecektiğim herkes ölecek. Allah kimsenin başını vermesin ama maalesef herkes olacak. O ölüme yaklaştığın zaman, hele bak sevgili kardeşim, çok hasta ziyaret etmişim. Yatıyor böyle. Kanser. Akciğer kanseri. Ha yeni. Yeni. 37 yaşında. 15 gün. 3 ay. Limiti koydular adama. Şimdi ne olur bir düşünür müsün? Şu anda yatıyorsun. Ölümünü bekliyorsun. Sana hangi şey teselli verir? Kanserim ama öleceğim ama önemli değil. Mercedes var aşağıda. Teselli olur mu? Kanserim ama çekmece para dolu. Kanserim ama başbakanım, meşhurum. Ne teselli verir? O anda göreceksin ki ben böyle bir şeyi yaşadım. Bana Yasin okuduklarını duyuyordum. Çağeli Dershanesi'nde 87'de nefes kesilmiş dakikalarca. Ömer Hoca Yasin okuyordu. Ben onu şey... Yani mesela böyle birkaç tane ölüm hali geçirdim. Mesela İstanbul'da zehirlenmekten 4.5'a nabız düşmüş. 2.5'a düşse kan donuyormuş. Hiçbir şey, bir duyuyorum. Hiçbir şeyin çalışmıyor göz. Böyle fırıl fırıl dolaştırdıklarını biliyorum doktorların. O anda haletimi söyleyeyim mi size? Bak 4.5 iniyor. 2.5'da orada öğrendim. 2.5'da kan donuyormuş. O ta o anda daha ince durduramıyorlar. Onu hep duyuyorum. O anda ne dedim biliyor musun Mustafa? Dedim ki kırık anda bir dershane yapamadım. Ev dersleri yaptık ama bir dershane açamadım. Gidiyor. Ya Rabbi affet beni. Kalktığım zaman 87'de ilk işim 92'de ancak muvaffak olduk. Orada Allah dershane nasip etti. Ama buraları bilseydik Ödemiş'te Manisa'da şurada burada bir dershane açamadım diye demek ki burada da vahlanırdım. Yani güzellik ne biliyor musun? Bak neye vahlanıyorsun. Allah bunları hep gösterecek. Bu halimizi hep gösterecek. Yine dershane hakkında yerler okuyorum. Ders arkadaşlığının tahakkuk zemini. Yani ders arkadaşı, yani kardeşliğimizin ulvi, lahuti manalandırıldığı yerdir. Buralar dershaneler ekseriyeti mutlaka itibariyle şehit vesilesi. Dershaneler. Yani ile burada değil. Dershane irtibatı olduğu için ekseriyetle şehit vesilesi. Başka imtihan meclisi ve rahmet vesilesi, rahmet ilahiyenin tebessüm sebebiymiş. Bir daha İmtihan meclisi, bakayım ne için gelmiş, rahmetin vesilesi, Allah'ın sana rahmet etmesine vesile. Ama bir şeyi anlatayım, Allah sultan olduğu için bir şey anlatmak için bize denmiş bu. Ya Cebrail, bilmiyorum ama bak, sultan olduğu için sultanlık iktizası, saltanatın iktizası olarak bunu senaryo olarak gösteriyor. Ya Cebrail, bak hele ne yapıyorlar orada. Ya Rabbi diyor, geliyor böyle meclise, Ya Rabbi senden bahsediyorlar. Cennetinden bahsediyorlar, cehenneminden bahsediyorlar. Diyor ki, ya Cebrail, oraları biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Ama haberine göre ondan korkuyorlar ve senden ümitliler. Cennetten ümitliler. İzzetime yemin ederim ki onları affettim. Oraya koyacağım diyor. Biliyorsunuz bu hadisi. Fakat Cebrail, Ceberut, Dima, aklın simgesi olduğu için hemen karışıyor orada. Diyor ki, orada diyor iyi niyetli olmaya vardı diyor. Yani
bu cemaat içinde iyi niyetli olmaya var. Yani karışma, sorma da yani. Nasıl Allah karıştırma yani. Nasıl takozda gittik yani, doz elledi yani. Ne karıştırıyorsun yani, bakarsın hüküm değişir falan. Ben endişe ettim biliyor musun okurken akıcılıkta. Cenab-ı Hak dedi ki herhalde bunu diyeceğimiz için tamam. Onların hürmetine onu da affetti. O zaman ne niyetle gelirsen gel seni de affetti. Ya çünkü gelemezsin buraya, çok zordu. Ne kadar İtalyan çukurları, askerlik yapanabiliyor, İtalyan çukurları var böyle. O çukurlardan çıkmak ne kadar zordu. Evet. Ali de kurtuldu o zaman Azra abi ya. Ali hangi sen? Benim abi. Öyle mi? Orada Arda Kaynar abi ya. Yani tabii, bak neymiş? İmtihan meclisi zor, rahmet vesilesi, rahmet ilahiyenin tebessüm sebebiymiş. Medreseden. Başka, içtimai şartlardan mahfuz kalınmış seminmiş. İçtimai hayattan mahfuz kalmış. Cemiyetten kaçış hemen sığındığımız yer. Allah Allah. Subhanallah, nereden geliyorlar ya? Şaşırdım. İştirak amal-i uhreviyenin tahakkuk vesilesi. Allahu Ekber. Hani tek başınasınız cemiyette. Yani bazılar şunu sorar. Abi bir cemaate dahil olmak zorunda mıyız? Gündelik sorular. Evet. Niye abi? Kardeşim sen ahirete gidersen tek sebabında günahında tartılacak. Öyle mi abi? Tamam. Cemaate dahil olduğunu sebabın günahın tamam. Artı dahil olduğun cemaatin bütün hasenatın ortaksın. La bedava. E bedava. Yok abi ben istemiyorum. Tamam. Paşa ağzı bilir. Ve mealler resul ilel bela. Peygamberler ancak tebliğ vardır. Yani ancak sen bilirsin ama yani hakikaten biraz kafayı çalıştırırsak bu ahir zamanda cehenneme gitmek çok zordur. Ya işte ha, şahsi günah bir tarafa. Şahsi sebabı bir tarafa. Tamam. Artı cemaata dahil olmanın sebabı var. Bu cemaat rahmettir. Boşuna mı denmiş? Başka? İştirak amal uhreviyenin tahakkuk vesilesi. Başka? Allah'ın rahmetinin Celle Celaluhu sükunetinin indiği yer ve orada bulunan fasıklar bile af vesilesi cennet bahçesi. Sükunetin indiği yer. Sükunet. Sekin. Sekinet var ya sekine. Rahmetin indiği vesile. Yani cemaat olduğu için. Deccaliyetin ilk saldırdığı mekanlar. Medreseler. Yani böyle bazılar böyle kemküm yapar. Medreseler, dershaneler, Kur'an kursları, camiler, tekkeler, zaviyeler. Ama sen buraya dil uzatırsan ama bak Deccal da ilk hücum ettiği zaman Deccaliyeti tahakkuk ettiği zaman hücum ettiği, kapattığı yerlerdir ha. Bak onun kategorisine düşüyoruz. Başka? Zor zamanlarda askeri kışla olarak kullanılmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında. Dershaneler yani camiler, mescit. Din ve fen ilimlerinin beraber okunduğu, okutulduğu yermiş. Böyle hem din hem dünya, fenler, fizik, matematik, kimya okutulduğu aynı zamanda yer. Dini toplantıların ve şura ve meşveretin zeminleri. Başka? Talebelerin müzakerelerine ve mudaveli efkar ettikleri zemin, yani fikir alışverişi yaptıkları zenginlik kazanmasına vesile. Tekkelerden daha kısa bir yol medreselerde mevcut olduğu, risaleler medrese malıdır, zikirhanelerdir, defi belliyattır, belaların defi nedir? Birbirimizin kuvve-i maneviye takviye mekanlarıdır. Risale-i Nur hizmetindeki esas zeminleridir. Hizmet şekillerinin çeşitliliklerinin nispet edildiği mizandır. Yani hizmet ederken çeşitli çeşitli hizmet şekillerinin beraber konuşulduğu yerdir. Şimdi dershaneler hakkında
bilgi verdim biraz. Şimdi tenkiti kim yapar diye oradan bir parça okuyacağım. Tenkitlerle kim meşgul olur? Yani burası bu din için değil. İçtimai, dükkandır. Yani bu tenkit gevezeliğini hangi tipler yapar? Acaba bende de var mı? Diye bir bakalım. Tenkiti kimler? İlginç. Tenkit ve eleştiri hangi tipler daha çok yaparlar? Aile hayatında da öyle. Karı koca ikide bir tenkit. Onu tenkit ediyor, bunu tenkit ediyor. Onu beğenmiyor. Ne yaparsan yap ya. Ben bilemiyorum bir türlü yani. Olmuyor. Diyorsan iyi dinle. Tenkit edenlerin ellerinden başka bir şey gelmeyenlerdir. Olmaz. Niye olmaz kardeşim? Olmaz işte. Ya olur mu ya? Nereden çıktı ya? Tanrı da göster, doğrusunu göster. Hani o bizim şeceri hikat haritası var ya. Harita nereden çıktı diyor. Tipi tipten diyorum ben de. Tipi tip. Sarkıs vardı eskide tipi tip. La Risale'de var. Nerede var diyor. La namaza harita diyor usta. Kur'an'a harita diyor usta. İnsana harita diyor. Şeceri hilkat diyor. İnsana harita. Mesela Kur'an'ın tarifi var 25. sözde. Haritayı kutsiye değil diyor Kur'an. 9. sözde namazın harita olduğunu söylüyor. Emir Dabi 146'da insanın harita olduğunu söylüyor. Peki doğru mudur içerisi? Doğru bulunana kadar doğru budur. Yanlıştır değildir. Doğrusu bulunana kadar doğru budur. Bir şey bütün bütün elde edilmese bütün bütün terk etmek doğru değildir. Şimdi örnek verdim. Tenkidi kimler yapar? Hazreti Ali diyor ki çare sunulmayan tenkit tahriptir. Bir daha, çare sunulmadan yapılan tenkit tahriptir. Elinde, bak aile hayatında kullanın. Bunu illa hizmette değil, aile hayatında, iş ticaretlerinde kullanın. Tenkidi kimler yapar? İkide bir olumsuzluğu kim görür? Hemen eleştiriye kim geçer? Niye eleştiriye geçiyor canım? Ya hiç mi? Bu nasıl bir şey? Abi, boş ya. Bu boş. Neresi boş? Üstü boş. Ya doluyu görmüyor. Malum bildiğimiz misal. Bir daha okuyorum. Tenkit ve eleştiriyi edenler ellerinden başka bir şey gelmeyenlerdir. 2. Tenkit ve eleştiri yapmaya zamanları olanlardır. Mesela bir adam doğru düşünürken asla kendisini kötü hissedemez. Eğer kendisini kötü hissediyorsa doğru düşünmüyor demektir. Bir insanın kendisini kötü hissetmesi için psikolojik olarak şöyle yapması lazım. Durması lazım, düşünmesi lazım, kendini dinlemesi lazım, kendini düşünmesi lazım. Allah Allah, niye böyle gitti? Niye? Dolayısıyla düşünceler, hisleri, hisler, sinirleri, sinirler, bezleri. Troit bezleri olur, sindirim bezleri olur, tamam mı? Vücuttaki bezleri aktif ediyor. Dolayısıyla insan kendisini kötü hisseder. Yani zamanın olacak ki kendine meşgul olacaksın. Zamanı olmayan, kendisiyle meşgul olmaya zamanı yok. Demek ki tenkit edenler, eleştiri yapanlar, zamanlar vardır demektir. Oturuyor böyle, ne yapayım, ne yapayım böyle. Hani bazılar dershane gelişi şöyle oluyor ya. Ne yapayım şimdi? Maç var mı? Yok bu akşam. Tamam. Ama sıkıldım ya. Televizyonda bir program var mı, dizi var mı bu akşam? Yok. Ne yapayım? Bari derse gideyim. Böyle ders olmaz. Bu istepne lastik gibi olur. Yani arabanın istepne lastiği var ya. Patladığı zaman lastiğini takarsın. Ama senelerce lastiğin patlamasa bana oldu da. Hakiki bir patladı. İstepneyi taktım, baktım ki senelerce ulaşı dokunulmadığı için havası da inmiş. O da dipteymiş be. Sonra taktığım zaman o da dipte. Hem de Bolu'da. Hadi bakalım. Yani din de öyle ha. İstepne lastik gibi haşa. Allah da öyle. Hayatımızın içerisinde Allah yok. Ne zaman Allah? Kanser olduğunuz zaman. Pıt 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 kalp atıyor. Yani acaba ne var ya falan. Yani bakarsın bir şey olmuştur ya. Doktora gidiyoruz. Ulan kan şey yapmış. Damar tıkanıklı. Allah. Ha hakikaten mi Allah?
Hani Karadeniz'de bir atasözü var. Eskide yolları yoktu da köyler arası birleştiren patika yolları vardı yaya. Ondan şöyle bir atasözü çıktı. Yağmurlu günde ağacın altın şey güzel havalarda ya, ağacın altını pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. Bakarsın bu Allah sana lazım olur. Belki ölürsün de öleceksen belki bu lazım olacak Allah sana. Yani kanser olduğumuz zaman, yaşlandığımız zaman, cenaze veya iflas edeceğimiz zaman psikoloji sorunu olunca Allah! Ya şimdi kadar neredeydik Allah? İsteple lastik gibi kullanmamak lazım. Devamlı takılı olması lazım. Tekit ve eleştiri kim yapar? Bağnaz, geçimsiz, içsel kontrolleri bozulmuşlar yapar. Bağnaz, geçimsiz, içsel bozukluğu. Yani birbirine karışmış. Doğruyla yanlış birbirine girmiş. Bilgi zehirlenmesi de olur. Yani kontrolsüz bilgiyi yüklemiş, onu okumuş. Onlarda da bağnaz, ve aile hayatında da öyle bağnaz, geçimsiz, içsel. Çünkü kendisiyle barışık değil. Bak burayı kaçırmayın. Kendisiyle barışık olmayan bir insan dışarıdaki insanlarla barışık olur mu? Olmaz. Eğer birisi hurcu çıkarıyorsa hemen tenkit, eleştiri, bağnazlık, ya uf ya ma ya, ya dün sen şey yapmıştın. Ya dün, ya sen zaten öylesin ya. 5 sene önce düğünde de böyle huzursuzluk çıkarmıştın. 2 sene önce de misafirliğe gidiyorduk ya. Ha arabada da böyle yapmıştın. Ya Allah Allah nasıl onları unutmadın ya. İstersen unutmamak için bir de CD'yi alsan onu. Yani ne demek? İçsel alem birbirine karışmış. İçinde dengesi olmayan, içi dengeye oturmamış bir insanın seninle geçimli olması olur mu? Başka? Sorunlu ailenin çocuklarıdır. Çünkü evde devamlı eleştiri, tenkit ve sevgisiz bir ortamda büyüdükleri için. Yani sevgisiz, kabullenilmemiş, tahammülsüz bir aile düşünün. O ona, o da ona. Onu tenkit ediyor, ona bağırıyor. O mutfaktan cevap veriyor, o da yatak odasından laf yetiştiriyor. Bak ne biçim şey. Bir gün Almanya'da cenaze evine gittim. Siz şey yapın. Bak siz değerlendir bunu. Almanya'da imamın mecburi cenaze evine gidiyoruz tabii. Cenaze evi kapı açık. Gittim. Tam kapıda böyle şey yaparken mutfakta adam salondakilere laf yetiştiriyor. Mutfakta aslında o gol olmadı diyor. Onu haksızlık yaptılar diyor falan. Ulan dedim ya herhalde yanlış eve geldim ya. Gol olmuş olmamış, penaltı olmuş olmamış. Ha, maç tahlil yapıyor mutfakta. Kimmiş biliyor musun? Adam ölmüş daha yıkanmamış. Moktan almış da. Battaniye sarılmış adam öteki tarafta yatıyor baba. Bu mutfakta kahve yapıyor salonda oturanlara kahve pişirmek için orada cihazda orada yatıyor. Hayır hayır diyor o gol sayılmazdı diyor. Mutfaktan salona şey yapıyor. Ben herhalde yanlış yere geldim dedim ya. Burası değil galiba. Tam girdim böyle gol olmadı falan diyor. Ulan dedim bu gol olmadığına göre burası şey değil. Burası cenazevi değildir yani. Golü yemişler abi. Ayakkabıyı bıraktım. Giyiniyordum. Bir dakika hoca efendi dedi. Hoca efendi burası dedi. Aa burası mı dedi. Burası dedi. Hemen böyle masumiyete büründü. Nasıl yapabiliyorsan tam bir tiyatro. Yani hemen hocam burası diyor buna. Allah Allah. Herhalde dedim ya bu komşudur ya. Kendisi değildir yani. İçeri bir geldim baktım aynı hava. Aynı hava bak şimdi. Sevgisiz ailede büyümüş. Sonra neyse tabii hava değişti. Ben girince maç konuşulmadı. Başka maç konuşuldu bu sefer. Ben konuştum. Şimdi giderken ne yaptılar? Tam gidiyorum. Saat 11 küsur hiç unutmuyorum. Meğer o gol sayılmadı bilmem ne yapmadı. Fizip bizi işte bu hakem yendi falan diyen adam vardı ya. En büyük oğluymuş. Çıkarken dedik hocam ben çıkıyorum arkadaşlar dedim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın görüşürüz dedim. Hocam biz seninle bir dakika konuşabilir miyiz? Tamam konuşalım. Aldı. Dedi ki hiç unutmuyorum her tarafa anlatıyorum bunu. Hocam dedi, babam içeride dedi, battaniye, anam demiştiniz. Ya dedi, camiye getirsek lojmanı olur mu dedi. Olmaz dedim. Niye hocam dedi, ona
Ben dedim, korkarım dedim. Niye korkarsın hocam dedi. Bakarsın dedim, korklar. Hocam dedi, korklar mı? Bir adam madem korklamayacak, bana niye posta alıyorsun? Madem korklamayacak, niye bana kargoluyorsun? Hocam ya dedi. Maç konuşamıyorsunuz değil mi dedi. O da öyle yapmışlar aldı. Bak, niye sorulur? Sorumlu ailelerin çocuklarıdır. Tenkit ve eleştiri. Çünkü niye? Evde devamlı eleştiri, tenkit, sevgisiz bir ortamda büyüdükleri için sevgi yayamazlar. Çünkü sevgi bilgi değildir. Yaşanılan bir ortamda alınan bir beceridir. Eğitilmemiş duygu bu, sevgisizlik. Yani bilgi değildir. Ben yolu tarif ediyorum size. Yolu sen yürüyeceksin. Başka? Affı kişi görerek öğrenir. Okuyarak öğrenilen şey değildir af. Büyüdükleri ailevi ortamlarda affetmeyi öğrenmedikleri için affedemezler. Af etmek bilgi değildir. Affetme becerisi kazanılan bir şeydir. Mesela at eğitmenlerine seyis derler. At eğitiliyor. Köpek eğitiliyor. Duygu da eğitilir. Şimdi o ev düşünün ki af yok, tenkit var, eleştiri var, bağnazlık var, geçimsiz var, sevgi yok yani. Hep böyle kurun. Ya bu çocuk neyi öğrenecek ya? Beni nasıl affetsin dışarıda? Beraber iş yerinde çalışıyoruz. Beraber ortaklık yaptık. He? Karı kocalık yapıyoruz. Böyle bir şey almamış ki ya. Onun için demişler ya, anasına bak kızı al. Tenkit hissi, kendisi tenkit edilmelidir. Bu cümleyi kaçırmayın. Uvvet Risalesi'nden çıkarttım bunu. Tenkit hissi, kendisi tenkit edilmelidir. Tenkit, tembellerin ve sorumluluklarından kaçan tiplerin kullandıkları yöntemdir. Bir daha, Risale'den çıkartılan şeylerdir. Nereden okuyorum? Risale'den. O abi böyle cümleler görmedik. Kur'an'ı ilk önce söyleyeyim, Risale'nin de aynı öyledir. Kur'an'ın söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri daha fazladır. Bir daha. Kur'an'ın söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri mana mertebesi yani daha fazladır. Risale-i Nur'un söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri çeşitli mana daha fazladır. Tenkit kimlerin işidir? Tembellerin ve sorumluluklardan kaçan tiplerin kullandıkları bir yöntemdir. Önder, şunu yapalım kardeş dediğimiz zaman misal. Şöyle yapalım. Tembele demiş veya bağnaz geçimsize iş buyur. Sana hemen fikir söylüyoruz. Abi öyle olmaz. O olmaması be. Ya takalmış da düşmüş işte lan bak. Abi temelde hata yaptılar yani aslında. La kardeşim bırak şimdi ya. Akıl buyurma ya. Abi şey demişti. Evet. Tembele iş buyur sana akıl versin. Evet işte onu diyorum. Yani Hasan abi bir şey sorabilir miyim abi? Sor abi. Şimdi, biraz konuyla alakası var biraz dışında. Mesela bunlar Risale-i Nur'dan çıkan manalar. Şimdi üstad bir yerde diyor ki sen sana açılan bir manayı başkasına kabul ettirmeye çalışma diyor. Kendin yaşa diyor. Yani burada bir... Nerede var o? Risale-i Nur'da var abi. Yok. Var abi, külliyatta var. Nerede abi. Var o? Tarayalım abi şeyden, arama motorundan hemen. Tamam. Yerini tam bilmiyorum ama. Bak şimdi, Risale-i Nur'da 56. sayfa Kastamonu'da izah vazifenizdir diyor. Yok o değil ama. Hayır, tabii, başka tabii. Bir şey. Değil. Başka bir şey. Bu şimdi bir fikir, çıkmış bir fikri mana mertebesini birisine dayatma değil. Bu hepimizin kabul gördüğü bir şey bu. Mesela o dayatma şu. Mesela arş hakkında bir tespit yaptın. Arş. Bu budur. Ne? Ya bu doğrulardan bir mertebedir. Heh, aynen öyle. He. Bu mertebedir. Çelişki olmaması açısından ben böyle bir şey söyleyeyim. Doğru. Desen ki bu baştan da söyledim zaten. Söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri. Daha çok. Tabii daha çoktur. Şimdi bir manası bu. Yani bunun içerisinde okurken laikalardan
aldığımız notlar. Mesela kim, merak ettim, eleştiri kim daha çok kullanır? Yani niye adam hep o olumsuzu görüyor? Niye hemen böyle damar kabarıyor? Dur ya bir dinle de, bir dinle yani. Ne diyor yani? Ki ruha zıt mı? Ruha şey mi? Ha ama dese ki bu budur, bunun dışında bir şey yoktur, o yanlış. O dayatmadır, o yanlış. İyilik yapanlar, iyilik sevenler, kucaklayanlar, bak, iyilik yapanlar, sevenler, kucaklayanların zamanları yoktur ki tenkit ve nefret etsinler. Yani cümleye bakın, bak, bulduğum cümle, oradan çıkarttım. Abi dediler, site dolayısıyla herkes hitap ettiği için hem övüyorlar hem sövüyorlar. Öven de var, söven de var. Takdir eden var, tenkit eden var. Peki dediler ki bir tanesi, ya biz karı kocalıkta bir iki tane tenkit oluyor kocamda veya işte hanımımda, dayanamıyorum. Nasıl dayanıyorsun dediler. Şu cümleyi şöyle buldum külliyatta. Beni sevenleri sevmeyle meşgulüm, beni tenkit edenleri tenkit etmeye meşgul olacak zamanım yoktur. Beni takdir edenleri takdir etmeyle meşgulüm, tenkit edenleri tenkit etmeye zamanım yoktur. Beni sevenleri sevmeyle meşgulüm, nefret edenleri nefret etmeye zamanım yoktur. Tamam? Mesela bunu şey kullanalım, ailede kullanayım. Şimdi hanımın senin hiç hoşuna gitmeyen bir davranış var. Düzeltmeye kalkma. Çünkü daha çok o kronik hale gelir. Ne yapacağız abi? Bak gözün açıldı değil mi? Düzeltmeye kalkma. En büyük sıkıntımız o bizim. Güzel. Bak şimdi o kadar hoşuna gidecek ki, kardeş sizin derdiniz benim bağrımı yakıyor ya. Gelip konuşuyorsunuz sen. Oysa benim çoluk çocuğum yok ama çünkü mesela kadınlar dediği gibi, abi bizden daha bizi iyi tanıyorsun. İlim ya. Mesela da. Şimdi dolayısıyla nasıl yapayım? Psikoloji hatandan gireyim sonra aileye şey yapayım. Psikoloji bir sıkıntı mı var? Sakın gitmesine uğraşma. Ne diyorsun ya? Bak uğraşma. Yaban arılarına benzer daha kronik onu. Daha güçlenir o sıkıntı. Nasıl gidecek bak. Bir çalım atacağız şimdi nasıl bulacağız onu. Çünkü diyelim ki sıkıntı 10 derecedir beşer dünyasında. Senin psikoloji sıkıntın 3. Tamam psikoloji sıkıntı var. Takıntı hastalığı var. Veya atakların geliyor. Bak 3 derece sıkıntın var. Eğer sen bununla savaşırsan güçlenir. İnatlaşır o. Düşünce oraya kayar. Ustad diyor ki buna yaban arılarına uğraştıkça daha çok saldırısı olur. Peki ne yapacağız? Eğer buna uğraşma diyor. Çünkü sen bu dünyada yaşadıkça imtihan olacak mısın? Olacaksın. Ama A ile imtihan olurken B'li olmuyorsun. A kalkarsa B gelecek. B kalkarsa C gelecek. 3 derece diyelim veya 4 derece sıkıntıyla imtihansın. Neyle? Hanımınla. Kalksa aynı 3 derecede başka bir şeyle imtihan olacaksın. Bu sefer kanserle olacaksın. Bu sefer ekonomi bozukluğuyla olacaksın. Ne bileyim babanla olacaksın. Çocuğunla olacaksın. Bir şeyle olacak. Mutlaka bir şeyle olacaksın. Peki buna senelerden beri alıştın zaten. Şimdi bu kalkarsa yeni gelecek imtihan sebebi ne? Bir de ona alışmak var. Çok da çok zor. Sıkıntıyı yöneteceğiz mi abi? Heh onu anlatacağım. Yani fazla konuşmayacağız abi. Stres yönetimi diyorlar Hasan abi. Evet. Ha. Şimdi ne yap? Nasıl yapacağız biliyor musun? O yönetimi şu. Yönetimi şu. Onu ezberde söyledik. Ama ne yani? Stres yönetimi, sıkıntı yönetimi ne demek? Kriz yönetimi ne demek? Şu. Bir kötü davranışın var senin veya psikoloji sorunu var. Veya senin hanımının hoşuna gitmediği bir davranış var. Gitmesine uğraşma. Söyle ama bırak. Ne yap biliyor musun? İlk önce oradan başlayayım hanımda. Onun senin çok hoşuna giden bir davranış ve hareketi var. Çok güzel bir sıfatı var. Çünkü herkesin var. Çok güzel sıfatı var onun. Onu bul. Ona parmağını bas. 12'de bir onayla. Şu sıfatın var ya. Harika vallahi. O güzel sıfatın çapını genişlettir. Kötü sıfat zaten bir şey kalmaz. Bizim sokakta onu okşamak diyoruz abi. He okşamak. Yani kapıyı gıcırdayan kapıyı yağla ki gıcırdamasın şey gibi.
Değil. Yani güzel sıfatın çapını genişlettir. Nasıl genişleteceksin? Onayla onu. Yani o sıfat onayla, oraya parmağını bas, şu sıfatın var ya, harika, çok takdir ediyorum. Bu sefer adam yırtılır ya, ama abim yani bu söylediğimi işte riya olduğunu, hayır. Hiçbir insan yoktur, takdirde nefret etsin. Ya sen söyledin, abi şu ahlakın var ya, şu davranın, çok hoşuma gidiyor. Estağfurullah kardeşim ya falan, ama bu arada ne kadar doğru dayı desen, tenkit ve eleştiri, haklısın kardeşim desen de benim buram bir yer ciz gibi yanar. Hiç kimse tenkitten hoşlanmaz. Yani kabul eder, takdir eder ama hissen buna müsait değiliz. Onun için kriz yönetimi, sıkıntı yönetimini güzel sıfatlarınızın çapını genişleterek mümkündür. Peki devam ediyorum. Bir daha okuyayım. Beni sevenleri sevmeyle meşgulüm, beni nefret edenleri nefret etmeye zamanım yoktur. İçsel alemini uygula, güzel sıfatlarım var ama sıkıntıdan var. Güzel sıfatlarını düşün. Onun sakın ötekisiyle meşgul olma. Meşgul olmayınca ne oluyor biliyor musun? Otomatik gidiyor. Beni kale almıyor diye. Bunu köpek terbiyecilerinden öğrendim. Köpek mesela sabah arıyor, çağırıyor. Ankara'da köpek eğitimi var Nurcu bir tane. Sırtımı çeviriyorum diyor. Köpek anlıyormuş beni kale almıyor diye. Geliyor buralardan falan. O zaman diyor adam, eğer böyle zıtlaşırsan daha şey. Hiç kale almıyorum. Bağırıp çağırıyor duruyor. Hele sırtımı çevirdi mi böyle diyor. Köpek hiçbir şey demiyor. Çünkü ben seni hiç kale almıyorum. Bunu anlıyormuş. E bizdeki sıfatlarda köpek gibi. Kale alma. Tenkit, çaresizlerin çare zannettikleri menfezdir. Çaresizlerin çare zannettikleri menfezdir. Tenkit, kafire harama kullanılması olan enerjiyi ölçüsüz, seviyesiz, bir o kadar da yakışıksız Müslüman kardeşini kullanmaktır. Korkunç bir şey. Bir daha. Kafire harama kullanılması olan enerjiyi ölçüsüz, seviyesiz ve bir o kadar da yakışıksız Müslüman kardeşini kullanmaktır. Oysa bunu Allah harama ve kafire kullanmak için vermiş. Bizim dışında münafıklar çoktur, kafirler çoktur. Evet. İnsaflı tenkit hakikati rendeşler. Hazreti Ali'den bu. Yani tenkit ederken, tenkitte nakş var, birbirine alışveriş var. Ama bunun sebebi şu, zemini bu. Çare sunulmadan yapılan tenkit tahriptir demişti. Şimdi olmaz. Ne olmaz Rüşen? Olmaz abi. Tamam da niye? Nesini söyleyeceğim? Ama bak olmaz abi. Öyle mi? Söyle bakayım nasıl olmaz abi? Abi bunu böyle koysan daha şey olur. Böyle ciltli dışarıda şey olur. Şöyle koysan yani adamlar daha güzel şey yapar falan. Yani çare var mı? Söyle daha güzelini veya sen de güzelini söyle. Hani en güzel olana kadar bu güzel iyidir. Başka? Bitmek üzere şey yapacağım. Merak etmeyin daha var ama biraz bitireyim. Allah'ın Celle Celaluhu rahmetini, efalini ve taksimini reddetmektir tenkit. Allah'ın rahmetini ve taksimini reddetmek. Ona vermiş nimeti. Neyi tenkit ediyorsun? Allah'ın taksimini, rahmetini mi tenkit ediyorsun? Ona pay etmiş, ona onu vermiş. O vermiş, ben mi verdim? Yani ben mi yaptım? Yok. Mesela haset de odur ya, haset. Allah verdiği nimeti kıskanıyor. Niye kıskanıyor kardeşim? Oğlum? Allah verdi rızkı. Başka? Başını örse vurmaya ve rahmetten mahrum kalmaya sebep olur tenkit. Başka? Tenkit kökeninde fazilet furuşluk vardır. Tenkit farklı görmekten, farklı düşünmekten beslenir. Başka? Kişileri atalet ve taalete atıp kişilerin sahih şefkini kırıp hizmetin dışına atmaktır. Bu çok tehlikeli işte. Hizmet eden bir kardeşimiz var. Risale'deki cümleyi hatırladınız. Tenkit ediyoruz. Ya kardeşim etme işte, yanlış işte, hareket ediyor. Bu kardeşi tenkit ederek atalet ve taalete, yani içsel çöküntüsüne ve hizmetteki ahengine, hızına, biliyorsunuz otobanda giden bir arabaya ufak bir şey bile dengesini bozar.
İnsanı devre dışı, saf dışı yapıyorsun. Oysa küfürle savaşıyor. Cephede savaşan bir askeri niye moralini bozuyorsun? Niye saf dışı yapıyorsun? Yani kime faydası var tenkiti ya? Taassubu. Niçin yapıyorsun yani? Kime faydası var? Lan yanlış da olsa çıkmış ya, seferden çıkma. Çıktı kardeşim, deli dülü gidiyor işte. Onun fıtratı böyle. Senin fıtratına siperde durmak. Yani niye onu devre dışı yapıyorsun? Başka? Tenkidi zekiler yapar. Akıllılar yanaşmazlar. Tenkidi zekiler yapar. Akıllılar kullanmaz bu silahı. Zeki ve akıllı arasındaki fark nedir? Sırayla gidiyorum. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. İki, bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bundan önce göz olması lazım. Değil mi? Bu el yapılırken bu elden önce el olması lazım. Bu el yapmak için. Tamam? İki, bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bundan önce göz olması lazım. Üç, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bundan önce akıl olması lazım. Tamam? Ha, bu akıllı yapılırken bu akıldan önce akıl olması lazım. O aklı kül, yani vahye, bu aklı bağlarsak akıllılık olur. Aklını yani vahye, Kur'an'a, edile-i şeriye bağlarsan akıllılık budur. Ben kendimi yönetirim, bu akılla kendimi idare ederim deyip vahiden, aklını yapandan küs olursan, kopuk olursan zeki olursun. Zeki bu. İşte tenkidi zekiler yapar, akıllar yapmaz. Çünkü akıllar bilir ki Allah'ın çok çeşitli sanatları vardır. Onu öyle kullanıyor, onu da öyle kullanıyor. Herkes benim gibi olsun. Demek ki Allah'ın sanatından farkında değilsin. Tenkit, kendi meşrebini esas almaktır ve farkındalığı kaybetmektir. Kendine pergeli koymuş, pergeli kendine koymuş, ben merkezli düşünmektir. Farkındalığını kaybetmişsin. Hepsi farklıdır. Oysa farklılık zenginliktir. Kamil insan nedir biliyor musunuz? Her mertebeden bakan, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan kamil insandır. Her mertebeden bakan, hiçbir mertebeye mahkum olmadan, insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığına inanan insandır kamil insan. Kamil insanıdır. Kamil insan çok biliyor değil. Her mertebeden bakabiliyor ama hiçbir mertebenin mahkumu değildir. Yani açıktır ilme. İlme açıktır, tenkide de açıktır. Tamam. Herkesi kucaklayan, kalbi çok geniş. Çünkü kalbini dolduramazsınız. Herkesin yeri vardır. Herkesi sevebilirsiniz. Allah adına mana harfiyle sev sevdiğin kadar. Çünkü kainatı kucaklayacak bir kalp var bizde. O zaman bunun içerisinde senin kalbin içinde benim de yerim var. Senin bende yeri olması lazım. Yani o kadar dar mı? İşte farkındalığı fark etmek lazım. Seni en çok ve en iyi tanıyan seni tenkit eder. Tanımayan bilmez seni. Mesela beni komünistler tenkit etmez. Çünkü beni tanımıyor. Kim beni tenkit eder? Beni en iyi tanıyan tenkit eder. Burada kapatıyorum çünkü daha devam var ama şey olduğumuz için hem tanışma noktasında hem de bakayım kaç dakika olmuştur. Bakmadan da olur. Evet 53 dakika. Vâhir davâhım en elhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtihâtı mâ selâvâtı.